Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destekli defterimizde limit konusunda konu kısmı, süreklilik konusunda konu kısmı bitti ama aslında çalışmamız devam ediyor. Onu söyleyeyim. Yani konu kısmı bitti demek bile yanlış olabilir. Limit türev integral gibi konularda arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle soru üzerinden de öğreneceğiniz çok şey var. O yüzden dikkatli bir şekilde hem birebir ÖSYM'leri hem de beceri temel soruları inceleyeceğiz. Bakalım şimdi hem bilgilerimizi hatırlayalım. Limit x3 sağa giderken fx4, limit x3 sola giderken fx8. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Bunlarda ne söylüyordum? Şunu düşünüyoruz. Sanki fonksiyon değeri bulur gibi. Tabii ki öyle bir şey yapmıyoruz ama limit değeri bulurken şunu yapma hakkımız var. x yerine 3 yazdığın zaman f3 artı 4'e eşit. f3 eksi 8'e eşit diyebilirim. Yani limit x3'e sağdan yaklaşırken 4... Limit x 3'e soldan yaklaşırken 8'miş. Şimdi geliyorum bak bu 2 artıyı buraya yazacağım. Bir fonksiyonda bunu yazarken benim tarzım şudur. 2.1 gibi bir sayı ver maksat nereye yakın olduğunu anla. 2.1'i verince f 4.2 eksi 1'i ne yaptı? Ee, 3.2 yaptı değil mi? Aslında uyduruk değer sayesinde neyi gördüm? 3'ün biraz sağında bir değermiş. Artık şunu yaz f3 artı. Artı X yerine yine 2.1 yaz. 5 eksi 2.1 nedir? 2.9 gibi sayı. O zaman burada da ne olacak? F 2.9 aslında bana neyi anlatıyormuş soru? F3 eksi. Böyle uyduruk değerler, yakın değerler denersen solunda mı kalıyor, sağında mı kalıyor onu anlarsın. 2.1'in karesi tabii ki 4'ten büyük bir sayıdır. 4 küsür diyelim. 4 küsürden 1'i çıkarırsan 3 küsür kalır. Bu da neyi anlattı bana? Aslında F 3 artıymış. İşte arkadaşlar bu şekilde fonksiyonda nereye yaklaştığını uyduruk ufak bir değer vermek bize katkı sağlayacaktır. Bundan sonra sadece yerine yazmak yetiyor. F3 artı 4. F3 eksi 8. F3 artı zaten 4'tü. Dolayısıyla 12 bölü 4'ten ilk sorumuzun cevabı 3 olmuş oldu. Şimdi bakalım. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken söylediğim şey çok önemli mutlak değerlerde önce nasıl çıktığına bakacağız. Limit türev integral konusunda o zaman hemen burada 2'den büyük bir değer yazarsam aşağısı ne olur içerisi negatif. Negatif olduğu için de bu nasıl çıkar dışarı x eksi 2 diye çıkar çünkü örnek veriyorum. 2'den 2.1 çıkarsan 0 0.1 gibi yapar. Yani o zaman bu negatifmiş deyip önce dışarı çıkardım. 4 eksi x kare. Şimdi artık limit x 2'ye sağdan yaklaşırken pay 0 payda da 0. Sadeleştirmeni yap. 2 eksi x çarpı 2 artı x bölü x eksi 2. Bunlar sadeleşti. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken cevabımız gördüğün gibi başlangıçta bir 2 eksi x x eksi 2 sadeleşince eksi 1 çarpı 4'ten eksi 4 olmuş oldu. Gelelim üçüncü sorumuza. x kare eksi 4x artı 4 bölü 2x eksi 4 eksi x kare eksi 6x artı 9 bölü 2x eksi 6. Bence önce bir sadeleştirmemizi yapalım. x eksi 2'nin karesidir. Kurtulalım. Uzunca yapmamak için en belirsizlikten de kurtuluruz. Denk gelirse. x eksi 2 bölü 2. İşlem yaparken sadeleştirebilirim. Sonra x eksi 3'ün karesi. Bunları sadeleştirdiğim zaman ne kaldı? x eksi 3 bölü 2 kaldı. Gördüğünüz gibi ilk önce normal limiti yaparken bunların sadeleştiğini gördüm. Şimdi artık fx neymiş? x'ler birbirini götürür. 1 bölü 2 geldi. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğim? Zaten fx burada arkadaşlar sadeleştirdikten sonra limit işlemi yapacağım. Normalde fx budur. Evet. Sadeleştirme işlemlerini yapınca 1 bölü 2 geldi. Sabit fonksiyonda limit kendisidir ve yine kendisidir. Cevabımız bakın toplayınca 1 oldu. Hocam burada ben sizin gibi yapmadım. Sadeleştirmeyi bir an görmedim ve orada şöyle bir sıkıntı çıktı. A dedim burası 0 bölü 0 oldu 2 yazınca. Problem değil. Sadeleştirince yine aynı yere geleceğiz. Hiç dert değil. Sen o an sadeleştirmeyi fark etmedin x yerine 2 yazdın 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Zaten 0 bölü 0 belirsizliği sadeleştirme ile ortadan kaldırılabiliyor. Doğal olarak biraz daha işlemin uzun sürerdi yine aynı yere gelirdik. Reel sayılardan reel sayılara tanımlanan bir fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. F fonksiyonu yardımıyla bir G fonksiyonu her x0 eleman R için bu ifadeyi sağlıyor. Buna göre g bileşke f3 değeri kaçtır? Arkadaşlar tabi artık ta limite kadar geldik ama işte fonksiyon çalışmanın önemiyle ilgili sorular bunlar. Çünkü biraz böyle matematik dilinde yazınca insan bir tedirgin olabiliyor ama fonksiyonu güzel hallettiğiniz zaman ya da bunlarla ilgili böyle fazla fazla soru tipleri gördüğünüzde artık bunların çok korkutucu sorular olmadığını görüyorsunuz. Yorumumuz asla değişmez. Buradaki x0 ne demek? x yerine bir sayı yazdım. Hani bu a da olabilirdi, b de olabilirdi. x0 deyince hocam x ile x0'ın arasında ne fark var? Bu değişken. Bu da bir reel sayı. x yerine geçen sayı olarak düşünebilirsin. Yani sen a, f a deyince x yerine a yazmıyor musun? f x0 deyince niye korkuyorsun? Orada da x yerine x0 yazacaksın. Bu kadar. O bir gösterim biçimi. Benim canım ister oraya teta yazarım. Canım ister Z yazarım. Canım istemiş X0 yazmışım. Böyle bak olaya tamam mı? Şimdi artık benden G bileşke F3 isteniyor. Bileşke fonksiyon nedir? G'nin içine F3'ü yazmak demektir. O zaman başlayalım. 1. Önce F3'ü bulacağım arkadaşlar. Baktığımız zaman F3 eşittir. F3 limit sorusu değil hocam. F3 Evet F3 gerçekten normal soru. F3 kaçı eşit? 0'a. Böyle yaptım bakın. F3'ün 0 olduğunu gördüm. Şimdi f30'sa 3 bileşke fonksiyonu olduğu için artık bak neyi bulacağım? g0'ı bulacağım. Şimdi yıldızlı kısma geldik. Zor değil ama önemli kısmı sorunun. Ee, x sıfırla 0'ın hani burada şey bilerek de özsayı hani orada bir uyanıklık da yapmış hani x0 A hocam x0 0 mıdır yani sakın ha. x0 bir gerçel sayıdır. Bir değişkene verdiğimiz değerdir. Sadece burada tesadüfen daha doğrusu bilerek gıcıklık namına koymuş oraya 0 demiş. Hiçbir özel durum yok. Ha 1 koymuşum ha 3 koymuşum gibi düşüneceksin. Ve şimdi normal x gördüğün yere 0 koy diyor. G0'ı bul diyor soru bana. G0 da nedir? Burada dediğine göre f0 artı limit x0'a sağdan yaklaşırken fx yapacağın tek hamle x gördüğün yere... Buradaki değeri yazmaktı değerimiz ne çıktı sıfır o zaman x gördüğüm yere bak burada da sıfır yazdım burada da sıfır yazdım burada da sıfır yazdım tamamen bu özel bir anlam atıf kesinlikle gerek yok öyle bir şey olsa söylerim zaten. Şimdi geliyorum f sıfıra içi dolu olan kısım neresi eksi 1 dikkat et eksi 1 oldu limit x sıfıra sağdan yaklaşırken sıfıra sağdan yaklaşırken bak neresi yine eksi 1 oldu. O zaman eksi 1 eksi 1 daha cevabımız eksi 2 geldi. Yıldızımızı koyduk zaten soruya. Yukarıdaki şekilde r eksi 2'den r eksi 3'e fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir. Limit x eksi sonsuza giderken ve limit x sıfıra giderken fonksiyonun toplamının değeri nedir demiş. Şimdi limit x eksi sonsuza giderken nereye yaklaşıyor bu asla değmiyor ama y eşittir 3'e. O zaman burası 3'tür. Grafik azalıyor azalıyor azalıyor. 3'e değiyor gibi ama asla değmiyor. Dolayısıyla ne oldu? 3 oldu. Sonra gelelim limit x 0'a giderken fx. Arkadaşlar bir fonksiyon sürekli ise zaten ki bak burada sürekli o noktadaki limiti o noktadaki değerine eşittir. Doğal olarak f 0 kaç? 2. Bu fonksiyon sürekli olduğu zaman ne diyorduk? Sürekli olduğu yerde limiti de fonksiyonun görüntüsü de aynı değere eşittir. Doğal olarak buradan 3, 2 daha cevabımız 5 oldu. Fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde süreklidir. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? Bir fonksiyon sürekli ise kritik olmayan noktalarda zaten problem yok. Paydayı sıfır yapmıyorsa, e, logaritmanın içine negatif sıfır yapmıyorsa zaten sıkıntısız noktalardır. Sürekli bir şekilde yoluna devam eder. Fonksiyonlar zannetmeyin ki sürekli böyle zıplayarak gidiyor. Parçalı fonksiyondur o yüzden zıplamalar, atlamalar, kopmalar olmuştur. Ya da orada tanımsızlık vardır o yüzden kopmalar olmuştur arkadaşlar. Yoksa fonksiyon geldi özel bir fonksiyon tanımlamadığım sürece niye böyle gitsin? Parçalı fonksiyon tanımlıyorum ya da onu parçalıyorum yeni bir fonksiyon haline getiriyorum. Parçalıyorum o kısmını öteliyorum kopuyor birbirinden. Yoksa böyle bir görüntüsü olan fonksiyon tek başına parçasız olan bir fonksiyonda mümkün değil. Bu yüzden ne yapıyoruz biz? Gidiyoruz bir fonksiyonda x yerine şey x yerine diyorum. Kritik noktalara bakıyoruz. Kritik olmayan noktalarda limit o noktadaki değerdir diyebilirsin. Ya da kritik o daha doğrusu şöyle. Limit o noktadaki bulduğun sol ve sağ limit eşitse olan değerdir. E burada da zaten 13 eksi x kare parabol her noktada limitli ve sürekli. ax artı b her noktada limitli ve sürekli. 1 eksi x kare her noktada sürekli ve limitli. Doğal olarak kritik noktaya bakman yeterlidir. Şimdi buraya bakıyorum. x küçüktür 0. Tanımsız olan noktalar olmadığı için sadece kritik noktaya bakacağım. Hemen size eskiden bir soruya götüreyim bak. Ee, eskiden derken bir önceki kısımdan. Hem görmüş olun hatırlayın bir. Ee, hangi sorumuzdu o ya? Dur bakayım bir. Heh bak bu soru. Şey, bu soru değil ya pardon. Ee, bu soru bak. Bu soruda kritik noktalarda sürekliliğe bakmıştık ama bir de neye bakmıştık? Paydayı sıfır yapıyor mu yapmıyor mu? Logaritmanın içine negatif yapıyor mu? Kökün içine negatif yapıyor mu diye ayrıca kontrol ettim. Çünkü o zaman tanımsız olur ve süreksiz gelir. Doğal olarak onları sonra inceliyorum. Önce bir kritik noktayı araştıralım. Kritik noktamız da 0 ve 3. 0'a soldan yaklaştığında f0 eksi kaça eşit? 13. 0'a sağdan yaklaştığında kaça eşit arkadaşlar? B burayı kullandım. X yerine 0 yazdım. Sonra F0 kaç arkadaşlar? O da B. Bak burası eşitlik olduğu için F0 da aynı değer. O zaman sürekli olduğuna göre bunların üçü birbirine eşit. Buradan da ne geldi? Bak 13 eşittir B geldi. Birinci yorumumu yaptım ve getirdim. 3 noktası da kritik nokta fonksiyon. Bak burada parçalanmış. O zaman F3 eksi Sola baktığım zaman neyi kullanacağım? 3A artı B'yi 13 buldum. Eşit diyeceğim. F3'e. F3 kaç? Zaten eşitlik olduğu için yine o da 3A artı 13. Bunlar zaten birbirine eşit geldi. Şimdi 3'e sağdan yaklaşırken ki limitimizi bulalım. O da bu. 1 eksi 3 karesi ne yapar? 4 yapar. O zaman 3A artı 13 de 4 olmalı. Buradan da A eksi 3 oldu. Demek ki arkadaşlar A eksi 3 B de 13 topladığım zaman cevabımız 10 gelmiş oldu. Rahat gördüğünüz gibi aslında birebir ÖSYM'deki sorular biraz daha tam böyle konuyu tekrar edebileceğimiz nitelikte sorular. Sonuçta yeni gördüğünüz için de gayet mantıklı oluyor. M bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. F fonksiyonun sürekli olmadığı Yalnızca bir nokta olduğuna göre f7 eksi f1 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi kontrolümüzü yapalım bakalım ne söyleyebiliriz. Bu fonksiyon bir noktada sürekli olmadığını söylüyor. Bakalım kritik noktalarımız neler? 1 ve 5. O zaman ya 1'de sürekli 5'te süreksiz, ya da 5'te sürekli 1'de süreksiz. O zaman ne yapacağım? Mecburen arkadaşlar denemekten başka çarem yok ki. Şimdi 1, şunu diyeceksin. 1 de sürekli 5 de süreksiz olsun. 2 1 de süreksiz 5'te sürekli olsun. AYT'de süremiz yeterli. Çok ilginç bir yorum beklemiyorsa soru benden yapacağım mecburen varsayımda bulunmak. Bazı arkadaşların sıkıntı yaşamasının sebebi de biraz bu oluyor. Yani hemen pat diye cevabı bulmalı mıyım hocam? Yo bazen bulamazsın. Nereden bileceksin bunun sürekli olup olmadığını sadece şuraya bakarak? O zaman bakıyorum. Birinci dediğimi kabul edip yapacağım. Bir, m eksi 1 sol limit eşittir 5 eksi 4'ten sağ limit. Aynı zamanda f1 de aynı değer çünkü bak dahil burasını kullanıyorum. f1 de zaten 1. O zaman buradan m 2 olmalı dedim ilk etapta. Sonra m 2 ise bir de buraya geleceğim şimdi. E, 5'te de süreklilik olmasın dedim. Sol sağ limitleri eşit olmayacak. Fonksiyona veya eşit denk gelmeyecek. O zaman bakıyorum şimdi. F 5 artı 5 kere 5 25 25 eksi 4'ten 21. F 5 eksi şey pardon bu F 5 eksiydi. Şimdi F 5 artıya gelelim. M ne olsun dedik? M 2. X eksi 2'nin karesi artı 12. Buradan 5'e sağdan yaklaşırken ne geldi o zaman? 9 artı 12 21. F5'e bakıyorum o da kaç? O da 21. Aa ne oldu? Sıkıntılı oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar M2 olmamalıymış. Özellikle yanlıştan başlamıştım. Sorun değil. Hani sen de gerçek sınavda eyvah hocam bir buçuk dakikan boşuna mı gitti? Yok canım hiç dert değil. Bunu yapmalıydın. Yapacak bir şey yok. Ne yaptım? 1'de sürekli, 5'te de süreksiz deyince fonksiyon kendiliğinden sürekli geldi. Hem 1'de hem 5'te. O zaman ne diyorum? Bu varsayımım yanlışmış. Ve bunu bir deney gibi göreceksin. Bunu özel bir şey olsa merak etme söylerdim zaten. Şimdi 1'de süreksiz... 5'te sürekli olsun. Gel buraya bakalım. E, 5'i sürekli olduğu için 5'ten başlayalım ki hani m değerini bulayım. E, 5 kere 5 25. 25 eksi 4. E, eşittir. E, bu f 5. Aynı zamanda 5'e soldan yaklaşırken de bunu kullanacağım. Öyle söylüyor. O zaman buradan da 21 eşittir. Hem e, sol limitim hem de f 5. Sağ limitim de 21 olmalı. Böylece fonksiyon 5'te sürekli bir de süreksiz olacak. Yazıyorum 5 eksi m'nin karesi artı 12 eşit olmalı 21'e. 5 eksi m'nin karesi eşittir 9. Hangi sayının karesi 9? 3 veya eksi 3. O zaman m buradan 8 olabilir ya da 2 olabilir. 2'nin üstünü çizeceğim. Bir dakika neden hocam? Demin 2 verdiğimde 2 noktada da sürekli oldu. İşte bak soru özellikle bunu vurgulamış. Yani m'yi 2 alırsam İki noktada da sürekli olduğu için attım. Artık M'nin net bir şekilde 8 olduğunu gördüm arkadaşlar. Hakikaten deneyelim bak. M'yi burada 8 verirsen. 1'e soldan yaklaştığında limitin ne? 7. 1'e soldan yaklaştığında limitin ne? 1. Cidden 5'te limitli oldu. Sürekli oldu. 1'de limitli olmadığı için sürekli de olmadı. Doğru düşünmüşüz. Ve M'nin 7 olduğunu, M'nin 8 olduğunu gördük. Şimdi artık F7'yi buluyorum. Bu denklemde. M'yi 8 bulduğum için onu şöyle çizeyim üstünü. 7 eksi 8'in karesi artı 12'den 13 oldu. Şimdi artık F1'i buluyorum. F1 için de parçalı fonksiyon tabii ki burayı kullanacağım. 8 eksi x olduğu için de 8 eksi 1 yani 7 geldi. O zaman buradan arkadaşlar bunların farkı isteniyordu. Bundan sonra bir dakika orada bir hata yaptık. Hemen düzelteyim onu. Burası 1'den küçük değerler için kullanacağım şey. 1'e eşit olan değer neresi? Burası. Ona hemen düzelteyim. O zaman ne geldi bak? 5 eksi 4'ten cevabımız 1 geldi. Hani orada o da benim ayıbım olsun. 1'den küçük eşit olduğu için 1'i sağlayan değerimiz burası. Burası birden küçük değerler için kullanacağım fonksiyondu. Dolayısıyla 5 eksi 4'ten de bu 1 oldu. Bunların farkı soruluyordu. 13 eksi 1'den. ...cevabımız 12 olmuş oldu. Ee, bunları hiç dert görmeyin. Özseyeme e, bayağı uzun zamandır arkadaşlar. Hani yıllardır diyebilirim. Deneme yanılma sorusu soruyor ama her soruda değil. Senden orada aslında bir matematik problemini analiz etmeni istiyor. Bu da bir sonuç ki... ...limitsiz olduğunu, süreksiz olduğunu varsaydım 5'in olmadı. Ha o zaman tersi doğruymuş dedim. Seni iki adımda doğruya ulaştırıyor... Yeter ki şunu bil yani sürekliliğin tanımı nedir? Biliyorum hocam Tam sorunun çözümü iki buçuk dakika sürdü. Dert mi? Hiç dert değil. Şimdi önce bu soruyu kendiniz deneyin. Tabi her soruda öyle yapın ama özellikle burada bir denemenizi isterim. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu her x için 2 küçük eşit fx küçük eşit 3 için eşitsizliğini sağlıyor. Buna göre limit x 2'ye giderken 1 bölü fx vardır. Limit x 2'ye giderken fx bölü x vardır. Limit x 2'ye giderken mutlak fx eksi fx vardır İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur. Hemen durduruyorsun. Hala denemediysen deniyorsun. Şimdi yıldızımı koyuyorum. Çünkü artık dene dedim benden günah gitti. Güzel soru. ÖSYM e güzel yorum soruları sorduğu için limitte tabii ki biz de size çok güzel yorum soruları soracağız. Konudayken size öyle yorucu sorular sorduğumu düşünmüyorum. Sorduğumuzu düşünmüyorum. Konu kısmında. Ee, şimdi biraz ısındırıyoruz. Beceri temelli de güzel yorumlar yapacağız. Ee, zaten limitten, türevden, integralden o kadar çok soru çözeceksiniz ki... ...iyi bir yere gelebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi buna göre baktığımızda soruda artık şu bize ne anlatıyor? Gerçel sayılar kümesinde her x için cevabım 2 ile 3 aralığı çıkıyormuş. Nedir peki bu? Bir fonksiyon var ne olduğunu bile bilmiyorum. y eşittir 2 doğrusu böyle... Ee, buna y eşittir 3 diyeyim hatta. Y eşittir 2 doğrusu da böyle. Bu fonksiyon bu iki doğru arasında değerler alıyormuş. Ne verirsen ver. Uyduruk bir görüntü yapacağım bak şimdi. Böyle düşün. Böyle düşün. Böyle bir fonksiyon olabilir mi? Tabii. Şu an ne verirsen ver bu iki aralığın arasına sıkıştı mı? Evet. Böyle bir fonksiyon olur. Ancak bu olabilecek fonksiyonlardan sadece biri. İlla bana soruda Lütfen dikkat et sürekli mürekli hiçbir şey demiş mi? Tanımlı demiş ama limitli sürekli bu ifadeyi kullanmış mı? Hayır. O zaman arkadaşlar hemen yapıyorum. Bir fonksiyon düşün sonsuzdan geliyor böyle hani dert değil. Bir yerde böyle bir koptu. Sonra böyle devam etti. Tanımlı bak sonuçta burada tanımlı mı? Evet ama kopma yaşadı. Böyle yoluna devam etti böyle gitti. Bakın arkadaşlar bu fonksiyon şu an her noktada tanımlı mı? Evet. Tanımlı olduğu halde sürekli olduğu noktalar, sürekli olmadığı noktalar var mı? Limitli olmadığı noktalar var mı? Evet. O zaman arkadaşlar ben bu noktayı 2 seçsem. Gördüğünüz gibi fonksiyonun 2 noktasında limiti yok. Sol limiti atıyorum bak. Burada bölümün limitini kontrol edeceksin diyelim. Sol limiti 1. 1 bir bölü 1'den 1 bir geldi. Sağ limitine gel şimdi. 2 diyelim ona da. 1 bölü 2'den 2 iki geldi. Sol limit sağ limite eşit mi değil? O zaman ben bilemiyormuşum. Fonksiyonun nasıl tanımlı olduğunu bilmiyorum ki. Kopmalı bir fonksiyon olabilir, kopmasız bir fonksiyon olabilir. Soru işareti birinci öncül gitti. Gelelim ikinciye. Birinci öncülü götürdüysen tebrik ederim artık ikinciyi de götürürsün. Çünkü burada yine bir fonksiyon göstereyim böyle. İki noktasında ben bunun limitli olup olmadığını bilmiyorum. Bak böyle yaptım. Bu sefer şöyle olsun. Böyle devam ettirdim. Bak bakalım. E, şuraya 2 dedim. Buraya da şimdi 1 dedim. Sol limit. fx bölü x zaten normal x y eşittir x her noktada süreklidir. Bölümün tü sürekliliğini kontrol edelim. Sol limiti yapacağım. Abartarak bir çözüm göstereceğim. Sol limit 2 bölü f2 kaç? 1. E, sol limitim 2 e, f2 1. Sol limit buradan ne geldi? E, 2 bölü 1. Buna sol diyeyim. Sağ limit. Sağ limitim ne? Tabii ki 2. fx'de zaten problem yok. 1. Buradan da şey burası 1 düzeltiyorum sağ limitim. Ne geldi sağ limitim 1. Gördüğünüz gibi fx bölü x'in limiti olmadı. Çünkü x limitli olduğu halde fx limitli değil. Bölümün limitinden bahsedemem. Biri limitliyse biri limitsizse nasıl olacak bu iş? O zaman arkadaşlar böldüğüm zaman sol ve sağ limitler eşit olmadı. Hep aklınızda lütfen şu bulunsun. Hocam dara düştüm tabiri caizse. Sıkıntıya düştüm. Nasıl halledeceğim limit süreklilik sorularını tanıma git. Tanım ne der sana? sürekli olması için veya limitli şey limitli olması için bu soru için söyleyeyim. Sağ ve sol limit eşit olacak. Bitti. O zaman sen sıkıştığında bu tanıma başvuracaksın. Bir örnekle çürüttüm. Sol limit sağ limite eşit gelmedi. Artık cevabımız yalnız uç ama biz tabii sebebini görelim. Gelelim buraya. Burada ne yapacağız şimdi? Hocam iki noktasında bu fonksiyon limitli değildir. O zaman bu da yanlış olmalı. Demek ki soruda hata var dersen gitti. Çünkü Mutlak fx eksi fx demişim. Ne demiştim? Bak ÖSYM e tam benim dediğimi güzel bir şekilde sana sormuş. Ben sana dedim ki bir fonksiyonun limitini almadan evvel lütfen nasıl çıktığına bak. Değerini şimdi anlayacaksın. Bu fonksiyon ne verirsen ver pozitif değerler alıyor fark ettiniz mi? 2 pozitif 3 de pozitif. O zaman 2 ile 3 arasında değerler ister sürekli olsun ister süreksiz olsun pozitif değerlere gidiyor mu? Evet. Bak şimdi. Evet iki noktasında limit yok ama iki noktasında fonksiyon pozitif. O zaman bu fonksiyon dışarıya nasıl çıkacak? Olduğu gibi çıkacak. E bunu bir çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi fx eksi fx'ten cevap sıfır geldi. Sabit fonksiyonun limiti nedir? Kendisidir yani bunun limiti var ve sıfır oldu. Cevapta yalnız 3 oldu. İşte arkadaşlar çok tehlikeli ama önemli bir yerdi. Sorularda lütfen buna dikkat edin tamam mı? Bu bizim için çok kıymetli. E, limitli olmadığını biliyorum. Ama ne demiştim ben size derste konu anlatırken? Bir fonksiyon limitli olmadığı halde fark toplam çarpım limitli gelebilir. Burada da bakın fx limitli değil ama mutlak fx gördüğünüz gibi olduğu gibi çıkarınca bir de fx'ten çıkarınca birbirini götürdü. Cevap sıfır geldi ve limitli geldi. İşte bu şekilde sıkıştığımızda sol limit sağ limiti ihmal etmiyoruz eşit mi kontrol ediyoruz. Diğer taraftan fonksiyonlarda mutlak değerin limitini alırken önce çıkar lütfen sonra limit al. Dolayısıyla burada tongaya düşme. İsterseniz çok güzel böyle bir 20-25 dakika ilerlemişken ufacık bir mola verelim. 9. soruda devam edelim. Sadece su içeceğim ve devam edeceğiz. Görüşmek üzere.